Merhaba, ben Yasemin Adalı. Kuzey İrlanda, İngiltere'de de moleküler kanser epidemiolojisi üzerine doktora yapıyorum. Ve 1-1,5 sene sonra da Türkiye'de bir devlet üniversitesinde akademisyen olarak göreve başlayacağım. Sizlerin bu çok önemli olan meslek tercihi zamanınızda kendimin tecrübelerini sizlere aktarmak istiyorum. Ben şimdi öncelikle size şundan bahsedeyim. Ben sizlere asla şunu seçin, şu meslek inanılmaz garantili. 5 yıl sonra, 10 yıl sonra bile asla sizi yarı yolda bırakmaz. Kesinlikle iş bulursunuz gibi bir şey söyleyemem. Çünkü gerçekten global olarak, bunu sadece Türkiye için düşünmeyin. Global olarak ekmek aslanın ağzında arkadaşlar. Siz isterseniz İngilizce bilin, isterseniz 3-4 dil bilin. Yine de bir noktada bir sizinle aynı seviyede olan insan karşınıza çıkabiliyor. Bu yüzden size sadece tek bir tavsiye veririm. O da sevdiğiniz mesleği yapmaya çalışın. Ve yeteneğiniz olduğunu düşündüğünüz mesleği yapmaya çalışın. Ben kendimle ilgili örnek vereyim. Ben 12 yaşındaydım ilk biyolojiyle tanıştığımda ama çocukluğumdan beri çok meraklı bir insandım ve yani bunu annem de babamlar söylüyor tabii. Çok meraklı bir insandım. Doğa, çevre ve hayvanlarla ilişkim çok iyiydi benim. Tabii 12 yaşında fark ettim. İnanılmaz derecede hani bu sadece biyoloji dersi için değil. Bir tane tuhafiyeci gibi bir yer vardı ve mikroskop satıyorlardı. Benim zamanımda mikroskop ve teleskoplar çok pahalıydı. Şimdi o kadar pahalı değil. Ve ben 3 ay 4 ay boyunca paramı biriktirip hiçbir şey yememiştim. Evden böyle bir şeyler götürüyordum. Ve ilk mikroskopumu ben 12 yaşındayken almıştım. Onu da öğrendim. Tabii o zamanlar YouTube gibi mecralar yoktu. Kendi kendime bilim teknik dergilerinden falan. Bilim teknik ve National Geography'ni ben hep alırdım. Benim arkadaşlarım Hey Girl falan alırken ben bunları alıyordum. Yani biraz daha benim alanım belliydi yani nereye doğru gideceğim ama Türkiye'de biyoloji bölümü okumak biliyorsunuz ki biyoloji bölümü olsun falan gibi tepkiler alınan bir bölümdü. Hani biyokimya düşünmez miydin? İşte ne bileyim genetik düşünmez miydin? O zaman mesela benim dönemimde genetik mühendisliği felaketti yani inanılmaz yüksek puanlar alıyordu. Şu an o kadar yüksek olduğunu düşünmüyorum. Sonuçlarının da iyi olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Çünkü biyolojinin alanında zaten genetik de var. Şimdi biyoloji benim alanım olarak çok genişti. Zooloji istersen gidersin yaparsın, istersen bitkiyi çalışırsın, istersen genetik çalışırsın. Yani biyoloji gerçekten çok geniş bir alandı. Ve benim ailem aslında bayağı karşıydı benim bu kararıma. Ve size ilginç bir şey daha söyleyeyim. Benim annem rehber öğretmendi. Yani hala rehber öğretmen ama emekli oldu tabii. Rehber öğretmendi. Ve rehber öğretmen olmasından karşın beni kesinlikle vazgeçiremedi. Çünkü ben de o kadar hani yüksek bir puan alıp annemleri böyle başka bir tercih yapmaya gösterecek bir puan almadım. Ha bunu sakın yani önermiyorum. Alabildiğiniz en yüksek puan alın. Tabii ki de gerçi sınava geç. Yani ben zaten o kadar yüksek bir puan alacak bir başarı göstermedim. Benim lisedeki durumum iyiydi. Lisede fena değildim. Üniversiteye gittiğim zaman da zaten gayet güzel bir şekilde bitirdim. Bitirdikten sonra da hemen yüksek lisansa başladım. Ve yüksek lisans yaptıktan sonra ilk seçim benim zooloji'ydi. Ben hayvan bilimini gerçekten çok seviyorum. Daha çok ekolojik, çevre kirliliği önleyebilecek çalışmalar yapmayı çok seviyorum açıkçası. Şu an yapamıyorum tabii şu an. Konu çok değişti benim için. Yapmayı çok seviyordum. Onu da yaptım ve gayet güzel makalem yayınında çıktı. Tez olarak da güzel bir literatür. Aynı zamanda ödülünde var yani. Her ne kadar şu an eski danışmanımla biraz problem yaşıyor olsak da. Ben gayet güzel hakkını vererek çalıştım. İkinci yüksek lisans yapmaya karar verdiğimde ise hocalarım gerçekten çok iyiydi. Zaten bütün okul aslında sizin sadece danışmanınız yoktu orada. Yani benim ikinci yüksek lisans yaptığım yerde bütün okul sizin danışmanınız oluyordu. Okuldaki hocalar. Ve çok konuda destek gösterdiler. Ben Erasmus'a da gittim. Erasmus sürecim de sıkıntılı oldu biraz. Ama okul yönetiminden kaynaklı bir sıkıntılı oldu. Ama onu da çözdük ve ben gittim. Klonlama üzerine bu sefer alakam, ilgim arttı. Ve ben klonik eğitimi aldım arkadaşlar. Tam olarak hani tam kapsamıyla yapabilecek... Hani tek başınıza yapabileceğiniz bir işte en azından bir iki kişi olması gerekiyor ama ben mezbahadan gidip gerekli materyalleri alıp en sonuna kadar götürecek kadar çoğu şeyi öğrendim ve yaptım. Kendi başıma da yaptım. Döndüğümde Türkiye'de de bunu uygulamaya çalıştım ve yaptık da. Yine bir noktada bir ufak bir sıkıntı oldu Türkiye'de yaptığımızda fakat bu hiçbir şekilde çözülemeyecek bir şey değildi, yapılabilir bir şeydi. Yine yani şunu gördük yani her şey yapılabiliyor. Hani çünkü benim mesela bütün hocalarım şeyler ya biz bunu yapamayız. Bu işte bizi aşar falan. Hayır aşmaz. Biz bunu çok rahat yaparız yani yapılabilecek şeyler. Ki ben de zaten YLS'yi muhtemelen bundan kazandım. Çünkü benim inancım var. Ve ben bunu daha önce yaptığımı gördüm, yapabildiğimi gördüm. Sıfır imkanla yapabildiğimi gördüm. Ve bunu fark ettiğim için de şu an buradayım. Ben devlet bursu kazandım. Bu burs öyle çok kolay bir burs değil. Kazanılması kolay bir burs değil. Gerçekten binlerle savaş veriyorsunuz.
hem ALES'iniz olması gerekiyor. Yani ortalamanızın da bir hani normal bir seviye 2,5 üstü olması gerekiyor mesela. Ve bu bursu kazanabiliyorsunuz. Şimdi bu benim kazandığım bursu, eğer vermek istiyorsanız diğer videolarıma bakabilirsiniz. Eğitim seçimine ilgili nerede hata yaptım, hata yaptığımı düşünüyor muyum diye bakarsınız. Ben hata yaptığımı kesinlikle düşünmüyorum. Gerçekten çok doğru bir tercih yaptım. Evet, çok işsiz kaldım. Gerçekten çok zorluklar da çektim. Biyoloji mezununun iş bulması çok zor oluyor. Eğer sadece bir üniversiteyi yazayım, ailemden kurtulayım da gideyim, en azından bir bölüm olsun, bir yer olsun diye yazıp tercih yaparsanız arkadaşlar, hayatınızın en büyük hatasını yaparsınız. Bunu yapmayın. Bir sene, iki sene sonra hazırlanın. Maddi durumunuz yoktur mesela. Bu sene çalışmanız ve seneye belki okuyabilmeniz gerekiyordur. Bu tür durumlar da oluyor maalesef. Böyle şeylerde de yani 2 yıllık alanlar yazabilirsiniz. Benim hatırladığım bir ara acil tıp teknisyenliği çok revaçtaydı ama şimdi bize de şey oluyor, işte şu çok revaçta, KPSS ile şu puanla alınıyor falan denip ona yığılma olunca bu sefer oranın puanı yükseliyor. İşte bir ara PDR'ni vardı, işte psikolojik danışmanlık, işte bu rehber öğretmeni, oraya böyle yükseldi falan. İşte okul önce öfse öğretmenliği yine puan arttırıldı. Yani o tarz şeyler oluyor biraz. Ona da dikkat edin. Doluluk olanını nasıl diye bakmaya çalışın diye size tavsiye verebilirim. Yani biz maalesef, ben isterim ki hayallerinizin peşinden gidin, sonuna kadar şey yapın falan ama hepimiz aynı imkanlara sahip olamıyoruz. Benim öyle bir imkanım vardı. Ben o imkana sahip oldum ama benim de psikolojik sabırımı çok zorlayan konularda yaşadım ben açıkçası. Hani ekmek aslında ağzında ama şu an buradayım. Gerçekten memnunum hayatımdan. Alanım moleküler kanser epidemiolojisi demiştim videonun başında. Evet, gerçekten ne çalıştığım ne daha önce yaptığım hiçbir konuyla alakası yok gibi gözükse de aslında öyle değil. Benim hem ekoloji çalışırken, yani benim alanım zoolojiydi aslında. Zooloji ana bilim dalında yüksek lisans yaptım ama ben ekoloji çalıştım bazında, özünde. Ve balık histopatolojisi çalıştığım için patolojiden biraz anlıyorum. Çünkü patolojiyi de kendi kendime öğrendim. Yani kitaplar araştırarak öğrendim. Zaten size gelip danışmanınız açıp size tek tek göstermez. Bir de bilirsiniz, bir laf vardır, kötü amir adamı alim eder şeklinde. Ben o konuda uzmanlaştım bayağı. Şimdi klonik aldık, IVF öğrendik, ICSI öğrendik derken. Bu arada ben aslında tüp bebek sertifikasına da hak kazandım. Döndüğümde Sağlık Bakanlığı'ndan tüp bebek sertifikamı da almak istiyorum inşallah. Çünkü epidemiyoloji öyle bir alan ki siz her şeyde çalışabiliyorsunuz. Ve benim şu zamana kadar aldığım bütün eğitimler aslında bu alanların bir özetlenmesi olacak. Bu yüzden gerçekten memnunum. Hani normalde masa başı işi pek sevmem. İstatistik de yani bazı biliyorsunuz masa başı bir iştir. Fakat laboratuvar, yani laboratuvar gerçekten iyiyimdir yani. Hani laboratuvarda artık bu saatten sonra çalışabilecek ortam mı olur mu olmaz mı onu tam bilemiyorum ama şu gördüğünüz arkamdaki bilgisayar benim için laboratuvar. Aslında insanların yaptığı deneylerin hepsinin sonuçlarını ben oraya koyduğum zaman onların deneylerinden ben kendi laboratuvarımda, şu bilgisayarda gördüğünüz şey benim laboratuvarım oldu, sonuçlarını çıkarıp onların hem doğruluklarını hem yanlışlıklarını hem de ne kadar değerli olduklarını çıkarabiliyorum. Ve ben bu işten gerçekten çok keyif alıyorum şu an. 30 yaşındayım ve saçımda hiçbir beyaz yok. Bence seçtiğiniz mesleğin sizi yaşlandırmaması gerekir ya da emeklilik tarihinizi bir kenara yazdırmaması gerekiyor. Ben yani erken emekli olmayı düşünüyorum. Daha doğrusu erken emekli olmayı düşünüyorum derken şu şekilde söyleyeyim. Benim amacım 3 tane doktor öğrencisi yetiştirmek istiyorum. Bunun 2 tanesini mümkünse yurt dışında hani bir postdoc'a göndermek isterim. Kazanır bir şey olur falan. Buna yardımcı olmak isterim. 3. doktor öğrencimi de kendi koltuğumu teslim edip ona ömür boyu, yani benden sonra doktor öğrencisi olur falan, bir iş olur, proje yani olur, yardım etmek adına ayrılmak. Çünkü çok da fazla koltuğu meşgul etmemek lazım. Ben çünkü şöyle düşünüyorum, benim kendimi geliştirme olanağım belli bir yaştan sonra azalacak. Ben hani şunu demek istemiyorum, çok işte hani şöyle hocalar var, işte emekli olmaları lazım falan bu yaştan sonra, hayır öyle değil. Ama benim ailemde bir Alzheimer rahatsızlığı mevcut. Ve benim ne olacağım belli değil açıkçası, hani bu sonuçta genlerimizde de var. Şimdi böyle bir durumla karşı karşıya olunca benim aslında bir tık emekliliği erken düşünmem. Çevremdekiler için, aynı zamanda öğrencilerim için daha yararlı olacak. Bu yüzden iyi bir doktor öğrencisi seçip onu yetiştirip
güzel bir şekilde koltuğuna koymak ve oradan ayrılmak ve ömür boyu tabii ki de isterse danışmanlık yapmak olacak. Benim amacım bu. Tabii ülkeye yararlı bir insan olmayı tabii ki de istiyorum. Projeler yapmayı tabii ki de istiyorum. Ama net olarak şunu söyleyeyim. Beni yaşlandırmayacak ve mutsuz etmeyecek bir işteyim şu an. Bir biyoloji bölümü mezunu insanın gelebileceği nokta belki de şu an benim bulunduğum konum olabilir. Alan odasında da yani bilgi birikimi olarak da olabilir. Bu şu demek değildir. Arkadaşlar sizin düşük puanlı kazandığınız veya kazanacak olduğunuz alan sizin aptal olduğunuzu veya yetersiz olduğunuzu göstermiyor. Eğer gerçekten sevdiğiniz bir alandaysanız inanın her zaman en yukarısını görürsünüz. En üst seviyesini görürsünüz çünkü... Ben çalışmıyorum mesela. Yani tabii ki de oturuyorum burada saatler geçiriyorum falan vesaire de. Yani ben kendimi böyle mutsuz bir şekilde öf bugün bunu yapmam lazım. Hayır ben buna çalışmak zorundayım falan gibi bir şey hissetmiyorum. Beni gayet memnun ediyor. Hatta o işi bitirip başardığımda aldığım hazı hiçbir şeyden almıyorum açıkçası veya bir ödül kazandığım zaman. Yani gerçekten mesela bir poster sunumu oldu geçen Kasım ayında. Biraz geçti şimdi. Aslında normalde bu yaz sezonu tam sempozyum sezonuydu ama Covid-19'dan dolayı her şey ertelendi. Neyse kısmet önümüzdeki sene artık bakacağız. Ben mesela bir sene önce geldim buraya. İki sene oldu toplamda. Yani 1,5 sene sonra ben bütün doktor öğrencileri, tıp fakültesindeki bütün doktor öğrencileri arasında ilk 3'e girdim. Yani bu çok önemli bir şeydi benim için. Ve ben ödül aldım. İnşallah daha ilerisi de gelir yani ben istiyorum. Ve o gün aldığım ödülden yani çok keyif aldım arkadaşlar. Yani hani böyle şey yani süsü gibi oluyor. Gerçekten o gün böyle hani uyurken böyle gülümsediğimi falan gördüm yani. Benim bu tür şeyler mutlu ediyor açıkçası. Uluslararası ödül olsun falan ben istiyorum ileride. Zaten amaçlarım bunlar benim. Aynı zamanda Türkiye'yi tanıtımını yapmaktan da çok hoşlanıyorum. Tatil beldeleri olsun, yerel tatları olsun. Bunlar da etkinliklerini yapıyorum yurt dışında. Başarılı olmaktan da keyif alıyorum kendi alanında. Bu yüzden size verebileceğim tavsiye gerçekten sevebildiğiniz şeyi keşfedin. Çözeceksiniz diye sorarsanız eğer ben şanslıydım. Benim annem dediğim gibi rehber öğretmen olduğu için kendisi zaten çoktan farkındaydı yani nereye doğru yöneleceğimin. Ama daha iyisini istiyordu. Yani ona göre daha iyisini istiyordu. Mesela genetik mühendisi olsun kızım falan. Ona mı çalışsam falan şeklinde. Yok yani genetik tabii ki de yani evet ama biyoloji daha geniş ve biyoloji benim daha çok yapmak istediğim bir şeydi. Ve yaptım. Yani bunu şöyle düşünmeyin. Çok kötü bir alan... Sizin düşündüğünüz yani mesela kötü bir alan diye düşündüğünüz bir şey sizi bambaşka bir kapıda açtırabilir, sizi bambaşka bir noktaya getirebilir. Umarım seçimlerinizi doğru yaparsınız. Umarım siz de benim gibi mutlu olduğunuz bir işte çalışırsınız. Eğer videolarımı beğendiyseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Yorumlarınızı da alta isterseniz yazabilirsiniz. Kendinize iyi dikkat edin. Hoşçakalın.